Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar Fetih Suresinin 2. ayet-i kerimesindeyiz henüz. Bu 4. dersimiz mi oluyor? Ama böyle biliyorsunuz yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah sağlıklıdır, emin adımlarla ilerliyoruzdur ve bu yavaşlık bunları hazmetmemize, içselleştirmemize ve hem manevi füyuzatından hem de kendi hayatımızla ilgili, ahlakımızla ilgili, inançlarımızla ilgili özellikle bu sekinet bahsine gelince göreceğiz. Yol göstericiliğinden istifademizi artırıyordur. Öyle ümit edelim. Şimdi ne demişti? Birinci ayetin sonu, birinci ayet kısa bir ayet zaten. İnna fetehna leke fethem mubina. Sana apaçık bir zafer nasip ettik. Bunun mübin olmasının hikmetini arkasından gelen iki ayette sayılan sebeplere bağlıyordu. Bu sebeplerden birincisi yani neden fethi mübin bu? Çünkü bu sayede senin geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlanacak. Sırat-ı müstakime hidayet edileceksin ve sana açık, üstün, çok üstün, çok değerli bir zafer nasip edecek Allah Teala ve hani nimetini tamamlayacak. Arada o da var, onu atladık. Yani dört tane sebep sayıyor ikinci ve üçüncü ayette Rabbimiz. Bu dört sebep nedeniyle bu fetih bir fethi mübindir. O fethin de işte herkesin aklına ilk gelen Mekke'nin fethi zannediliyor. Halbuki Hudeybiye anlaşması için görünürde bir adeta bir taviz. Hatta bazen böyle bir sahabe mesela bazıları öyle anlamışlar, bir yenilgi gibi, bir taviz gibi görünen o anlaşmanın aslında bir fethi mübin olduğunu söylüyor bize Fetih Suresi ve bunu da fethi mübin olmasında dört sebebe bağlıyor. Tabii oradan şimdi kendimize çıkaracağımız bazı sonuçlar var arkadaşlar, kıymetli sonuçlar. Ama bu sonuçları ben sizin adınıza çıkaramam. Herkes kendisi için bakması lazım. Kendi hayatını, kendi gidişatını, kendi içinde bulunduğu sıkıntıları ve bu sıkıntılardan nasıl bir fetihle, nasıl bir zaferle kurtulacağını hayal ediyor mesela kendisi. Kendisi için hayırlı olanın ne olduğunu düşünüyor. İşte bunu herkes kendisi bilebilir ancak. Dolayısıyla hani bazen içinde bulunduğumuz durumda bir adım geri atmanın, mesela Hudeybiye Anlaşması'nı öyle bir adım geri çekilmek diye düşünürsek, bir adım geri atmanın aslında kalıcı zafer için hem Allah'ın bağışlaması, çünkü o bir adım önde durmak sürekli sürtüşmeye neden olabilir, sürekli bir karşılıklı zarar vermeye neden olabilir insanlarla aramızda. Peygamber Efendimizin yani o kadar kısa zaman içerisinde kaç tane savaş yaşadığını düşünün Mekkelilerle ve sürekli bir harp halindeler, sürekli birbirlerinin topraklarından geçemiyorlar, ticaretleri kısıtlanıyor, insanlarla ilişkileri kısıtlanıyor. Yani o sürekli çatışmanın verdiği zarar bir adım geri çekilmekle uğrayacağınız zarardan çok daha büyük. Dolayısıyla o bir adım geri çekilmek bir sükunet gerektiriyor. Zaten biraz sonra da sekinet ifadesi gelecek. Kendine hakimiyet gerektiriyor. Ve tabii nefse dokunuyor, ağır geliyor. Dolayısıyla belki de yani bilmiyoruz, bu ben kendi çıkarımımı söylüyorum. Bu sükuneti, bu yani nasıl ben bu kadar yıldır bunun şirkle mücadele ediyorum, şimdi böyle bir tavizi nasıl verebilirim düşüncesinden Peygamber Efendimiz'i koruduğu için, yani o bir adım geri atmadaki hikmeti görebildiği için bunun sonucu olarak Cenab-ı Hak ona böyle açık bir zafer sayılan bu anlaşmayı imzalamasını nasip ediyor ve bunun da işte günahlarının affına, Allah'tan gelecek olan nimetin tamamlanmasına, sırat-ı müstakime ulaşmasına ve üstün bir zafer, yani hiç kuşku götürmeyecek çok üstün bir zaferle bu sürecin sonuçlanmasına zemin hazırladığını söylüyor. Tabii burada bizim zorluğumuz arkadaşlar, peygamber vahiy alıyordu, Cebrail'in yardımını alıyordu. En azından ilham alıyordu ve bir peygamberlik şeyi var, yani nasıl diyelim ona. Kaç yıldır bu peygamberlik içerisinde, yani o görevi ifa ediyor ve bunun onda oluşturduğu bir düşünme biçimi, bir kavrayış biçimi var. Bunların yardımını alıyordu. Dolayısıyla da onun geri çekilmesi de ibretli, ileri gitmesi de ibretliydi. Biz nasıl karar vereceğiz? Ne zaman geri çekilmek doğrudur? Ne zaman böyle ön safta devamlı çarpışmak doğrudur? Acizane kanaatim, yani bu böyle durumlarda da
eğer konu neyse, mesela ticari bir konuysa, hukuki bir konuysa, psikolojik bir konuysa, konunun uzmanlarından, ehil insanlardan görüş almak ve sonra aklımızın önce, sonra da kalbimizin, sonra demeyelim, aklımızın ve kalbimizin sesini dinleyerek o hareketi yapabilmek. Yani egoyla değil, benlikle değil, akılla, inançla, kalple ve bilimle, ilimle o adımları, geri mi olacak, ileri mi olacak, o adımları öyle atmak gerektiği kanaatindeyim. Şey var arkadaşlar, çok bahsediyorum bugünlerde, size de defalarca söylediysem kusura bakmayın. İrrasyonel diye bir kitap var, çok tavsiye ederim okumanızı. İnsan neden irrasyonel davranır? Mesela sebeplerden bir tanesi de, çok kendimi buldum yani kendi bazı yaptıklarım o kitapta, batık maliyet. Batık maliyet nedir? Mesela en çok karşılaştığımız örneği daha geçen de yaptım. İşte ya bu şeyi hazırladım ben, bu sofrayı, bak hiçbir tabak boş kalmayacak, hepsini yiyin. Yani yaptık ya, yememiz gerekiyor. Ya halbuki yani fazla yapmışsın zaten, bir yanlış. Onların hepsini yiyerek ikinci bir yanlış yapıyorsun. Yani kendine zarar veriyorsun. Hani fazla yapmanın yanlışını başka bir yanlışla telafi ediyorsun. İnsan böyle akıl dışı davranabiliyor. O zaman da tabii burada vaat edilen sonuçlara ulaşamıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, tekrar ediyorum arkadaşlar, mucizevi olarak Allah tarafından, tabii onun seçilen son peygamberi olduğu için ve bu davanın zafere ulaşması gerektiği için, çünkü bir daha vahiy gelmeyecek yeryüzüne, Allah tarafından aldığı destek tartışılmaz. Mucizevi yardımlar tartışılmaz. Ama bize o yönüyle örnek değil peygamberimiz. Çünkü biz mucize yaşamayacağız büyük ölçüde. Veyahut da işte bize Cebrail yol göstermeyecek. Yani böyle açık ve kesin bir şekilde Cebrail'i görmeyeceğiz. Hani tartışılmaz bir şekilde. Onun beşeri yönü bizim için daha fazla örnek. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar sadece Hudeybiye Anlaşması sırasında değil, onun öncesinde bütün Arap kabileleriyle ufak büyük demeden arkadaşlar, yani bir satranç tahtasında her taş önemlidir ya, satrancı bilmiyorum bu arada, onu da belirtmiş olayım. Her taş önemlidir değil mi? İcabında bir piyon yani şah mat edebilir yeri geldiğinde. Dolayısıyla küçük büyük bütün Arap kabileleriyle Medine'ye hicretten sonra izlediği o stratejiyi görseniz, okusanız, biraz Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabında o çok iyi anlatılır. Müşriklerle ilişkilerini anlatırken Peygamber Efendimizin nasıl siyasi bir deha olduğunu ve bu işte geri ne zaman çekilecek, ileri ne zaman gidecek, bunu ne kadar iyi bildiğini ve uyguladığını büyük bir sabırla, büyük bir titizlikle, yani ancak büyük planları olanlar ne zaman geri çekileceklerini bilirler arkadaşlar. Yani mesela şimdi aklıma ilk gelen bir şeyi söyleyeyim. Büyük İskender her savaştan önce 15-20 dakika uyurmuş. Yani savaş, büyük savaşa giriyorsun yani, nasıl yatıp uyuyabiliyorsun değil mi? Hani oradaki, halbuki o uyuyarak ne yapıyor? Sakinleşiyor, işte heyecanını yatıştırıyor, bir şey kullanıyor muydu onu bilmiyorum. Uyuyabilmek de mesele çünkü öyle bir durumda. Ama böyle bir alışkanlığı varmış mesela. Orada hani bir pasiflik görüyorsunuz. Halbuki orada çok büyük bir güç topluyor. Bedir Savaşı öncesinde de müminlerin üzerine böyle bir uyku hali indirildiğini biliyoruz. Neyse, çok konuştuk. İşte bu fethi mübin olmasının dört tane hikmetinden birincisi arkadaşlar, neden bir fethi mübin? Çünkü bu sayede Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlayacak demişti Rabbimiz ve orada kalmıştık tam. Şimdi son cümleye tekrar baktım nerede kaldığımıza dair. Ma tekaddem tabiri zembin vukuunu işaret ederse de ma teahhar tabiri farazi olduğunu ihtar eder. Yani senin geçmişteki günahların artık onlar vuku bulmuş, hepsi bağışlanıyor. Ama gelecekte günah, yani peygamber olduktan sonra da mı günah işleyecek, bunun farazi olduğunu düşünüyoruz. Bunun için burada peygamberden suduru melhuz olan zembin ne olabileceği hakkında bahis yapılmış. Yani peygamberler günah işler mi? Hani geçmiş ve gelecek günahları bağışlanacak dendiğine göre acaba gelecekte de böyle günahları olacak mı? Tartışılmış bu konu. Muhiddin bin Arabi gibi bazıları murat ümmetin zembi olduğuna kail olmuşlardı. Yani burada bağışlanacak günah peygamberin günahı değil, ümmetinin gelecekte işleyeceği günahlar
olduğunu söylemişler. Nitekim mesela bazı ayetlerden örnekler veriyor. Peygamberimizin şahsına hitap ediyor ayet ama aslında ümmetin yaptıklarından bahsediyor. İlginçtir bu da değil mi? Yani bir lider arkadaşlar halkını temsil eder. Bir aile reisi ailesini temsil eder. O ailenin yaptıkları o reisin hanesine yazılır yani. O aile reisinin hanesine yazılır. Biz böyle kendimizi her şeyden muaf tutmayı çok severiz. Yani insan nefsi sever. Fakat yani yönettiklerimiz, idare ettiklerimiz, eğittiklerimiz, yetiştirdiklerimiz bizim eserimizdir. Onların yaptıkları başarılar bizi nasıl sevindirirse hataları da aynı şekilde bizi üzer. Hele de bizim bir eksikliğimiz sebep olmuşsa o hataya, yani moralinizi bozmak istemiyorum ama orada da bize düşen bir sorumluluk vardır. Bu nedenle mesela Peygamber Efendimiz sizin gelecekte diyor işte içinde bulunacağınız durumlar, bütün ümmetlerin durumları peygamberlerine bildirilir, bana da bildirilir ve ben diğer peygamberler arasında ya sevinirim ya mahcup olurum diyor. Yani şu andaki durumumuzu bile takip ediyor Peygamber Efendimiz. İşte bu anlamda Yunus suresinin 94. ayet-i kerimesi fe in kunte fi şekkin, mesela ne diyor burada, eğer sen bir şüphe içindeysen diyor. Yani buradaki şüpheye düşen kişi peygamberimiz olamaz. Ümmetin içinde bulunduğu bir durum. Mesela le'in eşrakte le'yahbetanne ameluke. Eğer sen şirk koşsaydın amellerin boşa giderdi diyor. Şirk koşsaydın, Zümer suresi 65. ayette peygamber hiçbir zaman şirk koşmadı. Yani peygamberliğinden önce de dahi putlara tapmadı. İşte bu ayetlerde murat peygambere değil ümmetine hitap olduğunda müttefekun aleyhtir. Yani bütün müfessirler, bütün alimler bu ayetlerde hitabın peygamberimize olduğunu değil, affedersiniz, peygamberimize değil ümmetine olduğunu söylüyorlar. Muhittin bin Arabi de buna dayanarak buradaki ifadenin de gelecekteki günahların affedilmesi ifadesinin de ümmetinin günahları olduğunu söylüyor. Fakat diyor bu tevil diyor, şimdi Elmalı kendi tercihini konuşturuyor arkadaşlar merhum. Bu tevil وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ayetinde yaraşmaz. Yani kendi günahına af dile ve müminlerin, mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarına da, yani ümmetinin günahları içinde ayrıca af dilemesi istendiğine göre bu ayette olmuyor mesela uyurum. Bazıları da demişlerdir ki zembin vukuu murat olmayarak terkibin heyeti mecmuası ademi muahazeden kinayedir. Yani illa günah işlenmesi gerekmez. Bu ayetteki ifade senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladık ifadesi gelecekte günah işleyeceğini değil, peygamberin her türlü muahazeden, yargılamadan, sorgulamadan muaf olduğunu ifade eder diyorlar. Ekser müfessirinin kavlince ise vahiy varit olmayan hususattaki içtihadında, içtihadatında makamına nispetle hilaf-ı evla kabilinden olan ihtiyarlarıdır. Yani bu gelecekteki günahları neymiş? Bu cümleleri duymaktan şey yapıyor musunuz bilmiyorum. Yani ya nedir, niye bu metni okuyoruz diye zorlanıyor musunuz? Ya da böyle hani bunun sadeleştirilmişi yok mu artık? Bu kadar eski bir şeyi okuyoruz diye düşünüyor musunuz bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu metin yazılalı daha 100 yıl bile olmadı. Onu da hatırlatmak isterim. Her seferinde müdafaa ediyorum biliyorsunuz. Yani Osmanlıca metinleri de anlamalıyız, okumalıyız. Kullanamasak bile o kelimeleri duyduğumuzda anlayacak kadar vakıf olmalıyız. Çünkü bu bizim hem kültürel altyapımız hem de zihnimizin işleyişi açısından büyük bir zenginlik. Şimdi ne demişler burada arkadaşlar? Çok müfessirlerin çoğunluğunun sözüne göre ise, çoğunluğun yorumuna göre ise peygamberimizin bu gelecekte işleyeceği hatalar neymiş? Vahiy varit olmayan hususatta, yani hakkında vahiy bulunmayan konularda, mesela bir mesele oluyor, ayet inmiyor. Mesela örnek vereyim arkadaşlar, Enfal suresine geçmişti. Bedir savaşından sonra esir aldılar Müslümanlar. Müşriklerin içinden epeyce bir esir aldılar. Bu esirleri ne yapacaklar? Daha önce hiç esir almamışlar. Esirleri ne yapacakları konusunda hiçbir bilgileri yok. Vahiy de gelmedi.
Peki niye vahiy gelmiyor? Yani Cenab-ı Hak her zaman Cebrail'i gönderiyor da orada niye göndermiyor? Buna benzer başka durumlar da var. Mesela savaş öncesi Peygamber Efendimiz'in sahabesiyle istişare ettiği durumlar var. Acizane kanaatim, yani benim kanaatim değil sadece, pek çok alim de böyle yorumluyor. Ben de o kanaatteyim. Rabbimiz bizi arkadaşlar hep böyle hazır bilgiyle, işte bir şey olduğunda hemen dönen birine, işte ne yapayım diyen, o ona söyleyen ve o da yapan böyle birisi konumunda görmek istemiyor Allah Teala bizi. Bazı konularda konuları bize bırakıyor, bizim içtihadımıza bırakıyor. Tabii biz derken sizi ve beni kastetmiyorum, yani içtihat yetkisi, yetkinliğinde olmayan kişileri kastetmiyorum, ümmeti kastediyorum. Ümmetin yetkin isimleri, o konu neyse, mesela tıbbi bir konu olabilir, askeri bir konu olabilir, siyasi bir konu olabilir, ticari bir konu olabilir. Yani paranızı nereye yatıracaksınız? Ayet gelmiyor. Yani şurası da helal, şurası da helal, şurası da helal. 5 tane helal seçenek var. Bunlardan hangisine yatıracaksınız? Sizin içtihadınıza bırakıyor. Yani gece rüyanıza girmiyor ya da yastığınızın altında yazılı bir şey bulmuyorsunuz bunu ne yapacağınıza dair. Bunun gibi yani meseleler üzerinde düşünüp eğriyi doğruyu ayırt edebilme ve doğru olanda karar verip orada sebat etme alışkanlığı geliştiriyor. Daha Peygamber Efendimiz hayattayken Cenab-ı Hak vahiy indirmeyerek bazı meselelerde, işte bu gibi içtihatlarında Peygamberimiz makamına nispetle, yani peygamber olduğunu unutmayalım, makamına nispetle hilaf-ı evla kabilinden, yani peygamber yanlışı tercih etmez ama daha evlası varken, daha iyisi varken daha düşüğünü tercih edebilir. İşte bu gibi ihtiyarlarını, bu gibi seçimlerinden dolayı oluşacak günahları Cenab-ı Hak affediyor. Bu da arkadaşlar Peygamber Efendimizin şahsında içtihat mevkiinde bulunan herkes için geçerlidir. Yani şöyle düşünün, içtihat deyince hep böyle dini meseleler akla geliyor. Hayır, biz her gün aslında içtihat yapıyoruz. Yani şu yoldan mı gideceğim, bu yoldan mı? Gerçi onu da artık navigasyona teslim ettik. Efendim mesela doktor karar verecek, yani hangi tedaviyi uygulayacağız? İşte bir operasyon yapılacak mesela, tıbbi bir operasyon, hangi yöntem uygulanacak? Orada içtihat ve bunun için çok zamanı yok. Yani açıyor, hastayı açıyor, bakıyor, böyle bilmediği, daha önce göremediği bir şeyi görüyor. Açtıktan sonra da saniyeler içerisinde karar vermesi lazım. Ne yapacak yani? Burada ne yapacak? Ve her zaman belli bir prosedürü yok. Yani yepyeni bir durumla da karşılaşmış olabilir. Bu askerlikte de böyle, siyasette de böyle, ticarette de böyle. Hatta ve hatta çocuklarınızı eğitirken de böyle. Yani siz kitaplar okursunuz, işte danışmanlık hizmetleri alırsınız, psikoloğunuz ayrıdır, pedagoğunuz ayrıdır vesaire. Ama öyle bir durumla karşılaşırsınız ki o anda bir karar vermeniz gerekir. Ve o kararı verirken, bakın şimdi şurası çok önemli, o kararı verirken kötü bir niyet taşımıyorsanız ve bir eksiklik taşımıyorsanız, yani yetkinliğinizde bir eksiklik yoksa, mesela ameliyatta ben karar veremem değil mi arkadaşlar, yani o operasyonu yapan doktorun karar vermesi gerekir. Yetkinliğinizde bir eksiklik yoksa, kötü bir niyetiniz de yoksa, yanlış bir karar vermiş olsanız bile bir sevap var arkadaşlar. Bütün içtihatlar için geçerlidir bu. Yoksa eğer kasıtsız olan ve yani ihmal bulunmayan, içinde ihmal bulunmayan, kötü bir niyet bulunmayan içtihatlarımızdan dolayı biz yargılanacak olsaydık arkadaşlar, ne hakimler hakimlik yapabilir, ne doktorlar doktorluk yapabilir, hatta ne danışmanlık hizmetleri verenler danışmanlık yapabilirlerdi. Zaten onlar son zamanlarda biliyorsunuz hiçbir öğüt vermiyorlar. İşte sen kendin bul falan diye böyle bizi konuşturuyorlar. Daha emniyetli bir yol kendileri açısından. Neyse, işte böyle ihtiyarlarında peygamberin bu tarz seçimlerinde arkadaşlar afallahu ank lime evinte lehum. Bu da bir başka ayet-i kerime. Mesela bu da sanırım Tevbe suresine geçiyor. Bakayım şuradan hemen söyleyeyim. Evet, Tevbe suresi 43. ayet-i kerime. Çünkü Tebuk savaşından bahsediyor burada. Tebuk savaşında münafıklar gelip savaşın hem hurmaların devşirildiği mevsime rastlaması, hem çok sıcak bir mevsim olması, hem yolun uzun olması ve tehlikenin büyük olmasından dolayı münafıklar bu savaşa katılmamışlar. Ve her biri bir mazeret gelmiş peygamberimize. Kimi hastam var demiş, işte kimi işim var demiş. Herkes bir şey uydurmuş ve Peygamber Efendimiz de
arkadaşlar, yani acizane bildiğim kadarını söylüyorum, yanılmıyorumdur inşallah. Peygamber Efendimiz de zaten savaş sırasında münafıkların o ordunun içinde bulunmasını çok arzu etmediğinden çok kolaylıkla izin vermiş onlara. İşte Cenab-ı Hak orada diyor ki, afallahu ank, Allah seni affetsin, lime edintelehum, niçin onlara izin verdin diyor. Yani oradaki izin vermesini, kolaylıkla izin vermesini onaylamadığını Rabbimizin efendim anlıyoruz. Şimdi şu görüntü kısmını benim kapatmam mı gerekiyor? Evet, çünkü bunu şey yapamıyorum. Bir hafta yapmıştım. Tamam. Şimdi işte bu gibi Tevbe suresi 43. ayet-i kerimesinde olduğu gibi hitabat-ı ilahiye ile, yani bu tip ilahi hitaplar ile ihtar buyurulmuştur. Ne ihtar buyurulmuştur? Evla olan varken daha az evla olanı tercih etmesi de peygamberlerin kendilerine göre, kendi mevkilerine kıyasla bir hatadır. İşte bu hatalarını Cenab-ı Hak senin affedecek. Yani şöyle diyelim, bizim için anlamı şudur, budur arkadaşlar. Çok tekrar ettim ama bir görev ifa ederken, tekrar ediyorum, ihmal, eksiklik, kötü niyet olmadığı sürece o görevi ifa ederken yanlış kararlar alabiliriz ama bu kararlar affedilecek. Bu yanlış kararlar affedilecek. Niyetlerimize göre karşılık alacağız. Ama tekrar tekrar söylüyorum, yetkinliğimizde bir kusur ve bizim bir ihmalimiz olmaması şartıyla. Buna zenp tesmiyesi, yani bu bir günah değil. Yani çünkü burada bir kötülük yok, bir kötü kasıt yok. Niye günah dendi? Makam-ı risalete nispetledir. Yani peygamberlik makamı olduğu için oradaki eksiklikler de, küçük zelleler de günah sayılır. Çünkü şimdi şuraya odaklanalım arkadaşlar. Burası bizi çok ilgilendiriyor. Hasenatul ebrar seyyiatul mukarrabindir diyor. Yani iyilerin iyilikleri, ebrar iyiler arkadaşlar, iyilerin güzel işleri, mukarrabinin, mukarrabin Allah'a en yakın olanlar, yani iyilerin içinde de öne çıkmış olanların günahlarıdır. Buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela inşallah tam oturan bir örnek olur. Mesela sadaka vermek iyiliktir arkadaşlar. İyiler sadaka verir, yani imkanı olduğu zaman başkalarıyla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. Bunu paylaşırken küçük de olsa bir zarafetsizlik yapması veya işte ileride onu yüzüne vurması, bir yerde utandırması veya bahsetmesi bir şekilde büyükler için, yani öne geçmiş olanlar için bu gibi zelleler öne geçmiş olanlar için günah kabilindendir diyor. Veya mesela vaktin içinde namaz kılmak, namazını vaktin içinde kılmışsan 5 vakit namazı şeydir yani. Kıldın, borcunu ödedin ama mesela onu son ana bırakıp biraz baştan savma, hızlıca böyle kılmışsan, hep böyle son anlara bırakıyorsan, böyle fırsat bulduğun zaman kılıyorsan, o mukarrabin mertebesinde olanlar için bu tarz bir hareket namaz hakkında günah kabilindendir. Çünkü o namazı Allah ile buluşma olarak görür ve ona göre, hani ona o ehemmiyeti vererek kılması gerekir. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani bunu başka sanatlara da uygulayalım. Yani yeni resim öğrenen birinin işte tonları tutturamaması, ben de bilmiyorum da resim sanatını, işte konuşuyorum yani. Tonları tutturamaması büyük bir kusur sayılmayabilir. Hatta hocası çok çok beğenebilir. Yani yeni başlayan birisi için onu çok çok beğenebilir. Ama anlı bir ressam için o hatalardan bir tanesi bile büyük bir eksikliktir. Bunun gibi, yani makamınız yükseldikçe arkadaşlar, Allah katında da olsa, dünya işlerinde de olsa, makamınız yükseldikçe başkaları için iyilik sayılabilen, başarı sayılabilen şeyler sizin için bir hata, bir eksiklik olmaya başlar. Hatta mesela acizane kanaatim, o mealde bir hadis-i şerif de var. İnsan günaha düşerim korkusuyla bazı mübahları terk etmedikçe dininde kemale eremez, dinde kemale eremez diyor. Yani bizim, bırakın haramları, eğer yükselmek istiyorsak bazı mübahları bile terk etmemiz gerekir. Çünkü mübah zaten, onu da bu vesileyle tekrar etmiş olalım. Yani bir şey caizdir demek, terki evladır, yapmasan daha iyi. Çünkü en alt seviye demektir.
diye hatırlatmış olalım. Yalnız buradan da bir bunalım çıkmasını istemiyorum. Yani mukarrabinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani mukarrabin kaç kişi var ki hani aramızda? Mikrofonu açık olanlar kapatırsa sevinirim. Dolayısıyla hani çok hani ay bu kadar da zor olmamalı bu dini yaşamak diye kendinizi şey yapmayın, zorlamayın. Buradan çünkü genelde biz böyle kendimizi her konuda en iyisine layık gördüğümüz için işte burada da böyle en iyisine kalkışıp sonra onu yürütemediğimizde dini zor zannediyoruz. Halbuki din kolaydır arkadaşlar. Yeter ki biz seviyemizi nerede durduğumuzu iyi bilelim. Buradan bundan böyle risalet vazifesinin ifasında evvelki mihenü mezahimin ağırlığı kalmayacağına da istidlal olunabilir. Yani bir işaret daha çıkarıyor ayeti kerimeden. Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek bütün bu işte hatalarını, bütün bu zellelerini, tercihlerindeki bazı böyle noksanları affedecek anlamından şunu da çıkarıyor. Geçmişteki zorluk ve darlığın, o ağırlığın kalmayacağına, gelecek günlerin daha kolay olacağına da delil çıkarabiliriz bu ayet-i kerimeden diyor. Nitekim Sure-i İnşirah'ta hepinizin bildiği وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكْ Senin işte yükünü kaldırdık, o senin belini büküyordu diyor. Semeratı iktitaf olunmaya başlayan vazifelerin müşkilatı muvaffakiyet neşeleriyle örtülmüş olur. Yani yavaş yavaş meyveleri toplanmaya başlayan vazifelerin, yani Peygamber Efendimiz'in o güne kadar Hudeybiye Anlaşması'na kadar hangi aşamalardan, peygamberlik görevinin hangi aşamalardan geçtiğini hatırlayın. Yani ilk günlerde bile Peygamberimiz o vazifenin ağırlığı altında biliyorsunuz yataklara sığınmıştı. Yani gelen ayetleri hatırlayın Müzzemmil ve Müddessir surelerinde. Her türlü hakareti aşama aşama yani bütün tepkileri gördü. Toplumsal tepkiler, psikolojik tepkiler, ekonomik tepkiler her anlamda yani. Memleketini terk etmek zorunda kaldı. Savaşlar yaptı. Bir taraftan işte Hazreti Musa'nın tabii kavmi daha şiddetli zorluklar yaşattılar ama aynen onun gibi yani bir taraftan müşriklerle uğraşırken bir taraftan kendi toplumu içerisindeki münafıklarla uğraşmak zorunda kaldı. Bütün bu uğraşılarının yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başladığı ve geleceğin geçmişten daha kolay olacağına dair bir müjde de var bu ifadede diyor. Ve yutimme ni'metehu aleyke ve böylece Cenab-ı Hak üzerindeki nimetini tamamlaya, yani tamamlamak için sana bu fethi mübini nasip etti. Bu, şu anda ikinci hikmete geçmiş bulunuyoruz. Yani bu Hudeybiye Anlaşması'na fethi mübin denmesinin birinci sebebi, birinci hikmeti Cenab-ı Hakk'ın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Peygamber Efendimiz'in bağışlayacak olması. İkinci hikmeti de üzerindeki nimetini tamamlayacak olması, risaletteki muvaffakiyetine yani peygamberlikteki başarılarına bir de mülk, zemmolunmak gibi dini ve dünyevi nimetler ifaza eğleyecek Cenab-ı Hak. Yani sadece peygamberlik görevinde başarılı kılmayacak seni, dünyada da bir başarıya ulaşacaksın. Vatanın olacak, devletin olacak, işte bir mülk sahibi olacaksın. Buradaki mülkü zenginlik, maddi kuvvetler diye anlamayın sadece. Yani tebaanın olması, bir halkının olması, Malikiye dinin tefsirine bakarsınız. Bütün dini ve dünyevi nimetlerle Cenab-ı Hak sana olan nimetini tamamlayacak ve yehdiyeke sıratan müstakime ve seni sırat-ı müstakime erdirecek. Efendim bu sırat-ı müstakime hidayet kıla hangi anlamda kastediliyor? Sırat-ı müstakim ifadesini de yine Fatiha tefsirinde Elmalı Hamdi Yazır çok güzel anlatır. Gerek risaletin ifasında yani peygamberlik görevinin yerine getirilmesinde ve gerek risaletin merasimini, bütün o kurallarını yani edada peygamberliğin bütün hakkını verme konusunda yani doğrudan doğru Allah'ın rızasına erdiren bir istikamet yoluna çıkara ki bu yol nedir? Bakara suresi 143'te geçen arkadaşlar ve kederlike ceannakum ummeten vasatan. Böylece biz sizi orta bir ümmet kıldık. Vasat kelimesi Türkçe'de idare eder anlamında kullanılır. Halbuki burada ümmeti Muhammed'in şerefidir, üstünlüğüdür. Onu gösteren, onu diğer ümmetlerden ayıran, üstün kılan özelliğidir vasat olması. Yani her türlü aşırılıktan korunmuş olması.
tam dengeli, mutedil, orta yolda olması ümmeti Muhammed'in özelliğidir. Yani bana sorarsanız arkadaşlar, İslam'ı tek bir kelimeyle anlatın diyecek olsalar ben denge dini olduğunu söylerim. Bu ifade de onu destekliyor. Dünya ile ahiret arasındaki denge, işte nefisle ruh arasındaki, bedenle ruh arasındaki denge, yani her şey, maddiyatla maneviyat arasındaki denge, o dengeyi başarmak zaten İslam ahlakının da en üstün hedeflerinden bir tanesi. Yeri geldikçe konuştuk. Sizi böylece bir orta ümmet kıldı ki litekunu şuhedâ'e alennâs. Bütün insanlığa şahitler olasınız. Yani insanlık size bakarak mutedil olmanın ne demek olduğunu görsün. Ve yekûner rasûlü aleykum şehîdâ. Ve peygamber de size şahit olsun. Yani size misal, uyulacak bir numune-i imtisal olsun. Bu ayetin mantıkınca bütün insanlığın numune-i imtisali olmak üzere uyulacak bir örneği, yani herkesin uyduğu zaman doğru yola ereceği bir örneği olmak üzere umuru İslam'ın, İslam'ın bütün işlerinin ağyar tesiratından azade olarak, her türlü dış tesirlerden korunmuş, bağımsız olarak mahza şer'i hak dairesinde, yani hak şeriat, hakkın şeriatı, hakkın kuralları, hakkın hukuku dairesinde bir istiklal, tamamen bağımsız bir şekilde idare edilmesi yoludur bu yol, diyor Elmalı Hamdi Yazır. Böylece uluslararası ilişkilerden tutun da, yani kişinin kendi ahlakını muhafaza etme konusunda bile bir strateji, bir yöntem tavsiye etmiş oluyor. Gerçi aslı istikamet fetihten evvel de mevcut. Yani ve yansura kalla neydi? Ve yehdiyeke sıratan müstakima dedi ya ikinci ayetin sonunda. Bu yani şeyden, fetihten sonra mı Peygamber Efendimiz sırat-ı müstakime hidayet edildi? Hayır. Asıl istikamet fetihten evvel de mevcut ve gidilen yol o yol ise de fetihten sonra istiklalin, o bağımsızlığın resmen hariç ve dahilde tanınmasıyla, çünkü ilk defa Hudeybiye anlaşmasıyla müşrikler Müslümanları karşılarında siyasi bir oluşum olarak, henüz devlet olmasalar da, yani çünkü kendileri de devlet değil, yani o günkü dünyadaki devletlerle kıyaslanınca bir şehir devleti diyelim, bağımsız bir sosyal vaka olarak onların varlığını kabul etmiş oluyorlar. Hariç ve dahilde tanınmasıyla hidayet ve tevfik, yani doğruya ulaşma ve başarı, başkaca bir vuzuh ve revnak kesbetmiş. Yani daha önce de Peygamberimiz doğru yoldaydı ama fetih şeyden sonra, Hudeybiye anlaşmasından sonra bu yolun artık başarıya doğru gittiği, sosyal anlamda da, dünyevi anlamda da, siyasi anlamda da başarıya doğru gittiği, doğru bir yol olduğu açıklık kazanıyor ve kesinlik kazanıyor insanlar nazarında da. Hatta onu söylemiş olmalıyım size, Hudeybiye anlaşmasından sonraki 2 yıl içinde Müslüman olan kişi sayısı, arkadaşlar o anlaşmaya kadar, peygamberliğin başından o anlaşmaya kadar Müslüman olan kişi sayısından daha fazla. Çünkü insanların çoğunluğu, yani sıradan insanlar, dünyevi başarıyı başarının bir ölçüsü olarak, yani hakkaniyetin, doğru yolda olmanın bir ölçüsü olarak kabul ediyorlar. Ne yazık ki bu bir gerçek ve peygamberimiz de bu gerçekten istifade ediyor. Ve bundan böyle Fussilet suresinin 53. ayetinde senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Biz onlara ayetlerimizi, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığının, kudretinin, gücünün, hakkaniyetinin işaretlerini nefislerinde ve dış dünyada göstereceğiz. Ayetinin mıstakınca, onun tasdikiyle büyüyüp inkişaf etmek nevbetine girmiştir. Yani o günden sonra artık İslam hiçbir şekilde gerilememiş, korkularından kurtulmuş, siyasi bir varlığı, siyasi olarak varlığını kabul ettirmiş, fetihler başlamış. O günden sonra hep ileriye gitmiştir. İşte ta ki biliyorsunuz 20. yüzyıl gelinceye kadar. Onun için de buyurulur ki ve yansurakallahu nasran aziza, ve Allah seni aziz bir nasır ile, yani misli bulunmaz bir nazir, eşsiz bir nusret, başarı ve zafer ile mansur ve muazzez kıla. Arkadaşlar bu da fethin, yani fethi mübinin 4. hikmeti olmuş oluyor. Bu da efendim liyuzhirahu aleddini kullih gelecek. Bu ayet ile tavzih olacaktır. Ne diyor liyuzhirahu aleddini kullih? Seni bütün dinle, onu bütün dinlere üstün kılmak için.
İşte bu fetih böyle bir mübin fetihtir. Huvellezî, o Allah öyle bir Allah'tır ki arkadaşlar, 4. ayete geçiyor. Orada kalalım. Hem süremiz doldu hem de yeni bir konuya başlamış olacak. Sekinet konusuna hepimiz için çok çok kıymetli, böyle geçiştirmeye gelmez. Burada bitiriyoruz. 4. ayet, 3. ayetin sonuna gelmiş olduk.